Ne olacaktı o sonra? Cübbeli milletin paralarını yedi. Elhamdülillah böyle bir şey bana denmedi. Denmez de yani. Bir Fadıl olayı oldu. Hiç ben hala adam dana atıyor. Ya sen bana ne yapıyorsun? Ben Flash TV'de konuşmam var. İbrahim Efendi bulsun onları atsın öne çıkartmayalım. Demedin mi ki işinizi sağlam yapın? Beyanım var. Diğeri ben kefil değilim, vekil değilim. Fetva soruyorsunuz. Fetvasında yanlışlıklar vardı. Sözleşmesinde fıkıh heyetini çağırdım. Fıkıh heyetiyle oturduk. Şunları şunları yaparsan fetva verilir. Fetva vermek başka. Ese ben şu adamla ortak olayım mı? Helal, haram değil ki. Ben sana fetva vermem ama kefil değilim, vekil değilim. Ben karışmam, dünya işten anlamam. Benim sözüm var. Adamın yanımdayken sözüm var yani. Sen bunları duymayıp da enayilik ettiysen ben de enayilik ettim. Benim de gitti daire birkaç. Mühim değil yani senin kadar ben de kazık ettim. O mühim değil. Ama burada ne yok? Tarikatı kullanıp, cemaati kullanıp, camide, tekkede tanışırlar bir olay yok. İslami bir şirketleşme yok. Adam zaten bir şey kurmuş, bilmem pazara çıkmış. Devlet tapu vermiş, belediye tapu vermiş. Ya tapu zaten, millet tapuya kandık hepimiz. Tapu var yani. Bu ayrı bir şey. Kanabiliriz. Müslüman kandırmaz, kanar. Zaten Müslümanın en büyük vasfı kandırılandır. Hadis-i şerif. El müminu gırrun kerim, el münafıkul hıbbün lehim olacak. Mümin iyi huylu kandırılandır, münafık kötü huylu kandırandır. Bu hadis zaten. Dolayısıyla biz mümin tarafında kalıyoruz kandırıldığımız için. Elhamdülillah diyoruz yine yani. Aldatan olmadık, aldanan olduk birkaç kere. Ama dini kullanmadık. Yani buraya girin, burada hizmet var, buradan dernek yapılacak, burada külliye yapacağız, bu parayla cami yapacağız, hadi burada ev alın. Böyle bir şey yapmadık hiç, hayatta yapmadık. Girmedik yani. İki kişiyle bu işe girmem ben. Çünkü öyle camiye, derneğe, vakfa bilmem neye bu işleri sokarsam